Bu videoda robotumuza büyük boy ataçtan motor kaidesi yapacağız. İlk olarak ataçı açıyoruz. Elimizle düzleştirebildiğimiz kadar düzleştiriyoruz. Kıvrıklıkları büyük oranda giderdikten sonra karga burunla kalan girinti çıkıntıları da düzeltiyoruz. Amacımız ataçı mümkün olduğunca düzleştirmek. Düzleştirdiğimiz ataçı anahtarların üzerine oturacak şekilde 90 derece büküyoruz. Yerine yerleştirdikten sonra, baş parmağımızla tutup, buralardan kıvırıyoruz. Yani pil yuvasını bir şekillendirme aracı gibi kullanıyoruz. Ataşı dümdüz aşağı ve birazcık da ileri doğru kıvırdık. Kenara yine baş parmağımızı koyuyoruz ve böyle aşağıya büküyoruz. Hafif de ileri doğru bir açı veriyoruz. Bu kaide, motora ince ayar çekmemizi mümkün kılacak. Motorları sıcak silikonla doğrudan pil yuvasına da yapıştırabilirdik. Ama o zaman, gerektiğinde motorların açısını değiştiremezdik. Yani fazladan yaptığımız bu işlem, ileride bize vakit kazandıracak. Her zaman olduğu gibi, bir kez daha kontrol ediyoruz. Ve her şeyin yerine oturduğundan emin oluyoruz. Motorun altın renkli kontakları dış tarafa ve yukarı gelmeli. O yüzden ataçı motorun diğer tarafına silikonlayacağız. Az önce motoru ataçla üst üste getirerek ataçın ne kadar uzun olması gerektiğini ölçtüm. Yaklaşık 2 cm uzunluğunda olması gerekiyor. Son olarak ataçın ucunu hafif kıvırıyoruz. Buradan kıvırmak biraz zor tabii. Ataçın diğer ucunu da aynı boyda kesiyoruz. İşte böyle. Bu iş için yan keski de kullanabilirsiniz, karga burunda. Karga burunların da ortasında küçük bir keski vardır. Ataça dışarı doğru bir açı veriyoruz ki motorlar biraz açılı dursun. 45 derece kadar. Tam 45 derece olması şart değil çünkü ileride istersek yeniden ayarlayabiliriz. Ataçı motorun üstüne yerleştiriyoruz. Motoru yerinde tutması lazım. Onun için, ataçı tekrar yerine koyup, her şeyin birbirine uyup uymadığını bir kez daha kontrol ediyoruz. Ataçın motoru tutacak kısmı yeterince uzun mu, bakıyoruz. Anahtarların motora mani olmadığından emin oluyoruz. Yaptığımız spoutlar da illaki birbirinden farklı olacak, çünkü yapan insanlar farklı. Ataçı motorun üzerine koyuyoruz. Bakın, uzunluğu iyi görünüyor. Motorun ataçın etrafında dönmesini engellemek için ataçın ucunu karga burunla 90 derece kıvırıyoruz. Bu kıvrım sayesinde motor ataçın etrafında dönmeyecek. Ataçımızı yerine yerleştiriyoruz. Motoru doğru açıyla hizalamaya çalışıyoruz ama bu açı doğru değil. Karga burunla ataçı biraz açıyoruz. Motorun pil yuvasının yanında düz bir şekilde durması lazım. Bu işlemde biraz ince ayar gerektiriyor. Ama ayarı bir tutturdunuz mu, sonuç gayet iyi oluyor. Böyle iyi, oldu sayılır. Tekrar edeyim, mükemmel olmak zorunda değil. Motoru taktıktan sonra sonuçtan memnun kalmazsanız, silikonu söküp tekrar deneyebilirsiniz. Bir şeyler ters giderse diye malzeme listesinde fazladan bir ataç daha saymıştık ki ben her zaman yedek malzeme bulundurmanızı tavsiye ederim. Böylece eğer ilk denemede başarısız olursanız malzemenin yedeğini kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3 mm kalınlığında sıcak silikon sıkıyoruz. Motorun üstündeki silikon tabakası yaklaşık 3 mm derinliğinde olmalı. Silikonu düzgün bir şekilde dağıtarak ataçı tamamen kaplamasını sağlıyoruz. Kuruması biraz vakit alacak silikonun kuruduğunu beyazımsı bir renk almasından anlayabilirsiniz. Evet, işte kurudu. Ataç motoru sıkı sıkı tutuyor. İnce ayara girişmeden önce silikonun tamamen soğuduğundan emin olmalısınız. Yoksa ataç silikondan kurtulabilir, her şeyi baştan yapmak zorunda kalırsınız. Bu ucu da aynı şekilde kıvırıyoruz. Motorumuzu alıp tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi hizalıyoruz. Motoru yan yatırıyoruz. Unutmayın, motorun altın veya pirinç renkli kontakları dış tarafta kalacak. Ataçı silikonladığınız tarafta değil. Ataçı tamamen silikonla kaplanana kadar sabit tutmalısınız ki hiza bozulmasın. Kazara hareket ettirecek olursanız silikon iyi tutmaz. Evet, silikon kurudu. Bunu nereden anlıyoruz? Beyazımsı renginden. Şimdi motor kaidesinin pil yuvasına iyi oturması için ataç üzerinde ince ayar yapacağız. Sıcak silikon belli bir kalınlığı olduğundan motorları biraz dışarı itebiliyor. O yüzden de ataç üzerinde ince ayar gerekebiliyor. Motorları istediğimiz şekilde hizalamak ve her şeyin yerine tam oturmasını sağlamak için yine karga burnu kullanıyoruz. Ataçı 90 derecelik bir açıyla kıvırdığımız için ayar yapmaya yerimiz var.